Selam çok değerli arkadaşlar, Brawl Stars'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz, umuyoruz gayet iyisinizdir. Evet, yine güzel ve farklı bir videoyla karşınızdayız. Dünyada ilk defa 2000 kupa stü yapan Super Lab'in maçlarını sizlerle birlikte izleyeceğiz. Bakalım nasıl yapmış. 2000 kupa yapan 3 yani 2000 kupa yaptı 3. savaşçı bu dünyada ilk defa. Şimdi kapatayım şu kamerayı, oradan görün. Şu an 1999 kupada 2015 kupaya kadar çıktı. Sonrasında bir eksi falan yedi. Nasıl oldu bu konu hakkında bilgim yok. Sizlere onu göstereceğiz. Onun dışında bir de şunu göstereyim sizlere. Az önce Brawl TV'ye bakayım dedim ne var ne yok diye. Alive şu an bakın 1692 kupa belli yapmış. Ve Stu ile de şu an 1300 bilmem kaç 1367 4. sırada. Bunu da sizlere göstereyim. Şimdi kanalı da göstereyim, bu yazı niye çıktı merak edin arkadaşlar için, ilk defa kanala katılan arkadaşlar için. Sizlerin göndermiş olduğu videoları son 2-3 aydır çoğunlukla izliyorum. O yüzden sizlerin bana solda yüksek karakterleri, yüksek kupalara kastığınız karakterleri gönderiyorsunuz. Ben de elinden geldiğince izlemeye çalışıyorum. Çok fazla mail geliyor. Anca ben %10'unu sizlerle paylaşabiliyorum. Onun dışında zaten genelde aynı savaşçıları atan arkadaşlar oluyor. Bakın bayağı güzel videolarımız var. Rank 35 Jhin yaptığım video ve sonrasında Mr. P, hemen 2-3 video sonra da Rank 35 yaptığım Mr. P videosu. Onlar mesela güzel izlenmiş çünkü benim yaptığım videolar biraz daha fazla izleniyor diğer videolara göre. Bu şekilde değerli arkadaşlar, bakalım bu 2000 kupa stüdyo videosu kaç izlenecek. Şimdi dilerseniz hemen maçlara geçelim. Bakalım bu arkadaşımız neler yapmış. Şimdi ilk başta 1400 kupayla mı başlamış? Yok. Girişini gösteriyor. 1215 kupayla başlamış ilk başta. Sonra 1400 olmuş. 1488. O halde bile ikinci 1484'müş. 1503, 1604. Hep solo oynuyor. Bakın arkadaşlar, artı 5 alıyor. Taş çekti. Korkunç stüyü aldı. Sadece solo diyor. Ve en son ikinci olmuş. Birinci olmuş. 2015 yapmış. Ve artık daha yaklaşılabilir düzeyde değil. Tebrikler diyor. Fakat diyor uzun değil. Şimdi sen en iyi stüdyo maçlarını izleyeceksin diyor. Zannedersem öyleydi. Aynen, stüdyo gerçekten çok iyi oynuyor. Ben az önce biraz maçlarına baktım ama bu videoda değil, ondan önceki maçlarına baktım. Efsane iyi oynuyor. Zaten bildiğiniz gibi arkadaşlar, şu an solda stüyü çok fazla giriliyor. Hangi harita olursa olsun stüyü bir şey var, mağara arası. O hariç bütün haritalarda stüyü solo giriliyor arkadaşlar. Yukarıdaki BB'ye fokuslandı şu an. Ona doğru gidecek midir? Ama onu kesme de bayağı bir zorlanacaktır, onu bırakacaktır diye düşünüyorum. Şu an 3-2 var. Şöyle hızlı hızlı atlata bazı noktaları geçelim. Altta birisi var, ona sıkmaya çalışıyor. 4 yüklü stüyü. Şimdi satma durumunda nasıl yapıyor ona dikkat etmemiz lazım. Ve 4 yüklü stüyle takım olacak mı? Hala sağ sol denemeye devam ediyor. Son maçlar herhangi bir kırpma falan yapmamış. Direkt maçlara dümdüz olduğu gibi göstermiş. Ben de zaten onun taraftarıyım. Öyle olması çok daha iyi oluyor. Ama 12 dakikalık video olduğu için bazı noktaları atlamayı tercih ediyorum. Yani oradan çıkamayacaktır. Yükünü bile almaya gitmesine gerek yok. Çünkü o koridorda BB'nin onu rahatsız etmesini istemeyecektir. Super Lab ondan BB'yi öldürdü. Altta Leon var. Leon'un orada olduğunu biliyor mu? Ghostluyor mu başka biri telefondan? İşte orada Leon falan falan var diyor mu acaba? Hala sıkmıyor ha. Aşağıda Carl var. Aha. Stu'ya doğru sıkmaya çalışacak. Diğer 4 yüklü kişi kim? O Stu zannedersem. Carl'la takım olmuş. Şimdi dışlanmak istemiyor. Oradaki Leon'a da saldırmak istemiyor. Beraber takım olalım diye. Altta 6 yüklü bir de Jim var. Aha, burayı kesti. Niye böyle bir şey yaptı? Ha, orada bir geçiş yaptı. Niye öyle olduğunu anlamadım. Leon'u dışladılar. Gaz ve yıldız gücünü kullanıyor. 500-500 canı artacak. Sık öbürünü hemen. Aksiyon atıyor. Öyle canı doluyor. 400. Hala stüdyo dönmeye çalışıyor diyor de. 2000. Yokça. Oradan da almazsın ya. Abi şuraya bak. Bak. 2500. Bir gaz ver yaptı. Bir aksar, bir süper, bir süper daha. İnanılmazdı. Oradan bile birinci çıkması bayağı iyi. Şimdiki maçına bakalım. Kafatas deresi. Burada da yine bildiğiniz gibi üstü giriliyor çoğunlukla. Aksiyonu kullanmadı ona.
yine kullanmayacaktı zannedersem. Çünkü biliyor Edgar tehlikeli bir savaşçı. Aha. Baz var, iki tane Primo var. Bir Edgar var orada. Yakın savaşçıların maçı olacak bu. Of. Oradan atladım, iş bitti zaten. Alanına girmemesi onun için iyi olur. Bedavadan ulti doldurtmaz ona. Hah, güzel, ileriye doğru atlatmış. Ben de bir daha ileri atlatayım. El Primo var. Kenarda duracaktır. Aa, aksiyon mu attı orada? Vay canına, bir daha geri alayım. Hiç onu düşünmüyordum. Vallahi aksiyon attı. Biraz geri geldi Edgar ona sıkmasın diye. Şu an aşağıda konumunu korumaya devam ediyor. Soldaki Leon'la takım olmaya çalışıyor. Orada bazı bir şeyleri yapıp ortalığı karıştırabilecek diye düşünüyorum ama bilmiyorum, bakalım neler yapacak. Aa, çok kötü bir süper attı. Şimdi Buzz'a saldırır mı acaba? Saldırmaya çalışıyor ama şöyle bir sıkıntı var. Buzz'ın hemen ultisi dolar. Ve bakın süperle takım olma falan ayağına gitmiyor. Leon da niye öyle gelirsin ki sanki? Ne gerek var gelip süperle'in orada şeyini bozuyorsun? Of. Gaz veri yaptı. Vay canına, şuradan da mı çıkacaksın? Oy. Bir aksiyon daha attı. Abi harbiden en iyi stüdyo. Gerçekten şuradan bile çıktı ya. Of. Oy oy oy. Abi harikasın. Bak ota attı. Ota attı. Normalde stüdyo atlayacaktı orada. Çünkü stüdyo çok kızmış. Hepsi stüdyo çok kızmış. Oradan nasıl çıktın sen ya? Of. Abi onu da alacaksın. Oy. En son oraya yavaş çekim attı. Bayağı iyisin ya dostum. Çok güzel. Harbiden dünyanın en iyi stüdyo. Efsane. Solda böyle stüdyo oynamak gerçekten çok zor. Bizim 4. klanında bir arkadaş vardı, Vayu Spin diye. O kasıyordu, 1200 10'a falan kadar getirdi. Hatta 1230 falan yaptığını söyledi. Oraları görmedim. İşte o ilk rank 35 yapan olacaktı solda Türk. Ama yapamadı. Direkt en önünde oraya kadar getirdi. Bayağı iyiydi yalnız yükü. Aha, salmadı. Şeyle orada yükü bırakmadı. Şimdi El Primo. Başka bir tane daha El Primo var mı aşağıda? Yok. Rico görüyorsunuz. Shelly var. Bir iki tane farklı karakter atabiliyor bazen ama yani genelde Shelly, Primo ama çoğunlukla stüdyo giriliyor. Ama bu arada da çok fazla Surge girer. Bakın arkadaşlar, Rico'yu satmadı. Aa, satan bir oyuncu değil zannedersem. Aynen. Yani bekliyor bekliyor. Sonrasında gidip öldürmüyor onu. Ama orada Primo'ları patlatır. Ha, patlattı gitti. Bir şey daha attı, süper daha attı ama aksiyon atmayacaktı onu zannedersem. Shelly'le beraber takım olup oradaki primoları kesiyor gördüğünüz gibi. Oy, bayağı bayağı iyiydi bu da. 8 yük olacak. Artık şu noktadan sonra ne yapıp ne yapmadığı, kime saldırıp saldırmadığı önemli değil zaten. Gördüğünüz gibi. Altık Shelly'yi aldı çünkü takımlaşmasını önlemesi için. Zaten diğeri de gaza gidiyor. Harika bir oyuncu ya. Solda bu kadar iyi oynadığını bilmiyordum. Hani bayağı bayağı savaşçı, yüksek kupaya kastığını biliyordum. Bu arkadaşı takip ediyorum zaten YouTube'dan. Canlı oyunları gösterecek. Aha, güzel. Korkunç istiyor. Hadi bakayım. Güzel. Çok güzel. Canlı oyun olması gayet iyi. Bakalım nasıl bir şey sergilecek. Nasıl bir performans sergilecek. Yıldız gücü gaz ver. Çok önemli. Çünkü ne kadar hayatını kurtardığını gördünüz. Hadi bakayım. Aksuar'la da onu aldı. Çünkü içeride birinin olup olmadığına teyit etmesi gerekiyor. Yoksa yukarı çıkıp alabilirdi yine yükü. Oradaki yükü gördüğünüz gibi Surge'e saldı. Onunla bir savaş haline girmek istemedi. Oo. Satmayacaktı orada şeyi yani. Bence Superlab satmazdı onu. Keşke aksiyon basıp içeri geçseydi. Ha, gördünüz mü? Çok fazla takım olan birisi değil. Olabildiğince herkese saldırmaya çalışıyor. Ama şimdi Surge'ü orada bayağı bir vurmaya çalıştı. Vuramadı ama Surge'ün biraz düşmanlığını kazandı orada. Aha. Geliyor mu? Gelmedi. Rosa gelse Superlab'e doğru bir şeyler olabilir bence ama aha, aksiyonu da bastı şimdi Rosa, bir şeyler olacak orada derken pek bir şey olmadı. Diğer sahneye geçti. Buraları hızlandırmış. Güzel. Hoo, biraz daha iyi geldi. Orada Surge çıkamayacaktır. Şey diyor, zaten canı az diyor. Biraz ona sıkmayayım. Attığı gaz veri yıldız gücü. İşte bir geliyor. Burayı da alacak büyük ihtimalle. Harikasın ya. Helal, bakın. Ota attı mı? Mesela nişan alıyor mu en sonunda? Bir tane ota attı. Nişan almaya çalıştı da. Onu da yine gördünüz. Bu ota attı çünkü bu noktadan sonra çok daha şey olmuyor. 1981, 1980,
Ya 1976-1981 oldu. Aha, şimdi 1999 maçını izleyeceğiz. İlk başta Primo var. Buraları atlatalım. Oradaki yükü alacak derken, ooo, Primo ile savaşı mı giriyor? Aksiyar bastı oradaki yükü rahat alması için. Mantıklı. Aksiyarları zaten bu zamanlar için kullanmak gerekiyor. Yukarıdan Primo'nun olduğunu biliyor. Aksiyar bastı. Bir daha gelecek. Ha, daha bu kadar. Çünkü çok fazla canı var oyuncunun. Ölmüyor kolay. 2048'e kadar düşürdü canını. 4 yükü var şu an. Bence gayet güzel. Ve gördüğünüz gibi herkese saldırıyor. Primolarla takım olma falan filan muhabbeti de yok. Arada bir böyle dönürse de Studio Surge falan dönüyor. O da menzilli olduğu için. Yoksa çok dönen bir arkadaş değil. Atlattık buraları. Dediğim gibi maçları izlemedim. Ve arkadaşlar, kanala abone olmayı unutmayın. Onu söylemedim. İlk başta söyleyecektim oysa ki. Kanala abone olursanız her gün video atıyoruz. Birbirinden farklı videolarla sizlere daha güzel içerik sunmaya çalışıyoruz. Onlara da haberdar olursunuz. Mesela ben Süperlab'a aboneyim. Böyle bir video attığını gördüm. Hemen video çekeyim dedim. Çünkü bu maçları kendinden başka yayınlayan kimse yok. Kendisi yayınlıyor maçları. Çok güzel stüdyo oynadığını, Surge oynadığını, yani stüdyo oynadığını biliyordum. Daha önce farklı maçlar hakkında video çekecektim. Orada çok güzel maçları vardı. Belki bakarsınız bu video çok izlenir. Onun da maçlarını yine izleyerek sizlere paylaşabiliriz. Bu arkadaştan haberdar olmayan arkadaşlar da bu video sayesinde haberdar olacaklardır ki oyundan az çok anlayan, böyle oyunu az çok oynayan arkadaşlar bunu biliyordur. O soldan çıktı yılan. Yılan çıktı soldan. Ha, ne yapacaksın? Stu'nun en güzel özelliği süperi böyle peşi peşine böyle pat 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 atması. 1999 geliyor. Evet, şu an final maçı, dünya rekorunu kıracak. Zaten her oynadığı maçta almış olduğu artıyla dünya rekorunu kırıyor da. Korkunç Stu güzel yani, böyle 2000 kupa kasan birisinin de oynaması gayet iyi. Aşağıları falan kontrol etmeye çalışıyor. 12 dakika oldu videomuz. Bu maçta zaten 2000 valaval mı? Aa, bu son maç zaten iyi. 2000 olacak bu maçta ama 2015'e kadar çıktığını görmüş olduk değerli arkadaşlar. Bir tane tutturdu. O da Stu. Stu vs Stu olacak mı? Ah. Az biraz daha menzil olsaydı bir şeyler olabilirdi belki. Oo, çok iyi. En azından dedi ki orada yükü alayım. Onun da canı dolmadı zaten. Canı dolsaydı orada bütün mermilerini de ona harcamaz zannedersem. Aha. Ha, burada bayağı bir zaman geçirmiş, burayı aldı. Hala iki aksiyonu var ve kullanmıyor. Kullandı. Aksiyonu attığı gibi işi bitirdi zaten. O kadar hızlı reaksiyon gösteremez. Orada bir olduğunu biliyor. Büyük çıkıp kendini mi gösterecek? Bir ulti ver kardeşim süpre. Oo, biri var orada. Primo, El Rey Primo. Oh, oh, balonlar. Oy oy oy. Aşağıda biri daha var. Oraya da değdi. Kimdi o? Gözüktü. Primoymuş, o da primoymuş. Oo, efsane bir atlayış. 7 yüklü. Bibinin canını orada azalttı. Bence bu çok iyi oldu. Oy, kaçman lazım. Gaz ver yıldız gücü. İşte bu işe yarıyor. Helalsin. Son maçı bu şekilde canlı da izlemiş olduk ve çok güzel performans sergiledi. Bu da 2015 yaptığının kanıtı oldu sizler için. Bayağı iyiydi. Maçları gerçekten çok beğendim. Güzel, bayağı güzel oynuyordu. Ben bilgisayarda böyle bir tekrarda bir 900'e falan çıkartayım dedim de bilgisayarda olacak gibi değil. Çok hızlı reaksiyon göstermek lazım. Stu da solda, o kadar iyi oynayamadım. 859'da kaldı. Bugün girmem mümkün değil. 849'a düşecektir büyük ihtimal. Evet arkadaşlar, umarım güzel video olmuştur. Daha farklı ve daha iyi videolarla görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın. Kanalımız bu şekilde. Abone olmayı unutmayın çünkü her gün video atıyoruz. Olabildiğince güzel ve kaliteli ve farklı, sadece bize özgü videolar atmaya çalışıyoruz. Bu tarz yüksek kupa yakasının arkadaşlarının maçlarını direkt kendi kanalına girip izliyorum. Oradan açıklamaya da zaten koyacağım. Diğer videolarına da bakabilirsiniz bu arkadaşı, eğer bilmiyorsanız. Biliyorsanız videolarını izliyorsunuzdur zannedersem. Onun dışında sizlerin bana göndermiş olduğu videoları çoğunlukla izliyorum. Ben bu aralar çok fazla giremiyorum. Yaklaşık bir 21 gün falan oldu ama her gün video atmaya devam ediyoruz. Şu maile Google Drive'a yüklediğiniz videoları gönderebilirsiniz. Bu şekilde sizlerin maçlarını izleyebilirim. Kulüplerle falan bayağı iyi durumdayız. Ana klanımız Türkiye'de 3. 2. klan 11.
17. sırada 4. klan var. 3. klan düşüşlerde mi? 96 kişiyle 36 biraz böyle farklı. Bilek gücü 5. O da buralarda bir yerdir zannedersem. Aa yine mi düşmüş? Bilek gücü 5'te biraz sıkıntı oluyor bazen. 6. klan gördüğünüz gibi 68. sırada. 7.82. Oy oy oy. 10. 137. Bilek gücü 5. Oo 81 kişiye düşmüş. Bayağı bayağı kötü. Ana hesabımı şimdi oraya götüreyim. Orayı biraz düzenlemek için. Niye böyle oluyor bilmiyorum. 5'te biraz problem var. Geçen de böyle olmuştu. 9'da 93 kişide 165 sırada. Bu aralar dediğim gibi hani 21 gündür giremiyorum çok fazla. O yüzden bazı klanlar biraz düşüşte. 8.91 oy bunlara hep bakmak lazım. Evet arkadaşlar bu şekilde videonun sonuna gelelim. İlk 100'e girmişti bütün klanlarım ama dediğim gibi. Ben ilgilenemezsem, ben idare edemezsem klanlar düşer. Mesela 5 gün daha idare edemeyim o klanlar daha da düşecektir. Ama şimdi müdahale edeceğiz. Kendinize iyi bakın sonraki videolarda görüşürüz. See you later.